Şimdi Sayın Genel Başkan, Altılı Masa'nın mutabakat metninde okudukça hangi birini sorsak diye şaşırdık. Yani çoğu sizin daha önceki açıklamalarınızı doğrulayan bir metin var karşımızda. Ben isterseniz sayfalarını da belirleyerek bazı maddeleri sorayım size. Lütfen. Çok madde olduğu için böyle hızlı hızlı yorum alalım. Tek tek konuşalım, değil mi? Evet. Çok hızlı konuşalım. Evet. Şimdi bir, aslında karışık biraz. Ben de karışık soracağım. Mesela evet. Sayfa 179'dan bir cümle okuyacağım. Milli eğitimi bir ideolojik çatışma alanı olmaktan çıkaracağız. İdeolojisiz eğitim olur mu ya? Yani eğitim, en ideolojik şey eğitimdir. Siz eğitimde ne veriyorsunuz? Sonuç itibariyle Amerika'da da ideoloji eğitimdir. Rusya'da da, Çin'de de, Afrika'da da, Asya'da da, Türkiye'de de ideolojisiz bir eğitim olabilir mi? Bu aslında milli devletin ideolojisini tırpanlayacağız anlamına geliyor. Yani ideolojisiz diyerek bir tabii biz Atlantik ideolojisini onlara ondan sonra Batı medeniyetin tırnak içindir o Batı'nın tek dişi kalmış sözde medeniyetinin ideolojisini, değerlerini yani bireyciliği, çıkarcılığı, köşe dönmeciliği, LGBT'yi bilmem neyi eğiteceğiz diyemeyeceği için. Evet. Diyor da gerçi LGBT'yi falan rahatlıkla söylüyorlar. İşte böyle bir ideolojisiz eğitim. Evet. Tam milli devleti bir ilk bölümde onu anlattınız. Tabii yani milli, tam üstüne yani de. Ne oldu? Yani milli olmak ideoloji. Evet. Ondan sonra halkçı olmak ideoloji. Evet. Altıok ideoloji. Altıok'tan da vazgeçmiş oluyor. Sayın Mehmet Uçum'un açıkladığı saflaşmayı da çok net tabii gösteriyor. Tabii Altıok'tan da vazgeçmiş oluyor. Ama tabii evet. Oraya giren Saadet Partisi var. Ondan sonra Gelecek Partisi, Deva Partisi, İyi Parti, CHP falan, 6 parti, Demokrat Parti. Bunlar ancak ideolojisizlikte, daha doğrusu Batı emperyalizminin ideolojisinde buluşabiliyorlar. Evet. Aslında yani onun da bir ideolojisi var dediniz şimdi. Tabii. Yani milli eğitimi ideolojik çatışma alanı olmaktan çıkaracağız. Batı devletlerinin ideolojik yani biz hakimiyet alanı. Atatürk olmayacak diyor. Milliyetçilik evet. Olmayacak diyor. Evet. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik olmayacak diyor. Evet. Çatışma alanı diye tarif ediyor bir de milli eğitimi. Ama bu tabii ideolojisizliği yani kendi ideolojisi halkın rağbet etmeyeceği bir ideoloji olduğu için onu işte ideolojisizlik kılıfı içerisinde evet. Sunmuş oluyor.